Sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav 01 Haziran 2019 sözel bölüm Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük. Soru 1. Erzurum Kongresi toplanma amacı ve temsiliyet açısından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusal bir niteliktedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin bölgesel olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? A. Doğu illerinden gelen delegelerin katılımıyla toplanması. B. Kuvayi Milliye'yi etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmanın temel ilke olarak alınması. C. Manda ve himaye kabul edilemez ilkesinin benimsenmesi. D. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz kararının alınması. Doğru cevap A. Doğu illerinden gelen delegelerin katılımıyla toplanması. Soru 2. Atatürk milliyetçiliği ayrıştırıcı değil, bütünleştiricidir. Yayılmacılık veya saldırganlıktan yana değildir. Toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezhep ayrımcılığını reddeder. Bu bilgilere göre Atatürk milliyetçiliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Birlik ve beraberliği sağlayıcıdır. B. Laik ve eşitlikçi bir düşünceye sahiptir. C. Irk birliğini temel almıştır. D. Barışçı bir politika hedeflemiştir. Doğru cevap C. Irk birliğini temel almıştır. Soru 3. Mustafa Kemal 31 Mart olayında sadece isyanın bastırılmasında değil, ordunun kurulması ve harekatının planlanmasında da rol oynamıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir. Bu bilgilerden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? A. Teşkilatçılık, vatanseverlik. B. İleri görüşlülük, vatanseverlik. C. Kararlılık, inkılapçılık. D. Birleştiricilik, inkılapçılık. Doğru cevap A. Teşkilatçılık, vatanseverlik. Soru 4. Kazım Karabekir Paşa milli mücadele döneminde Doğu Cephesi komutanı olarak görev yaptı. Ermenileri yenilgiye uğratarak Doğu illerini işgalden kurtardı. Doğu Anadolu'da ailesini kaybeden binlerce çocuğa babalık yaptı. Onlar için yurtlar ve okullar açtı. Onların her birini meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine yetimlerin babası unvanı verildi. Buna göre Kazım Karabekir Paşa'nın aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir? A. Siyasi askeri. B. Hukuki siyasi. C. Sosyal hukuki. D. Askeri sosyal. Doğru cevap D. Askeri sosyal. Soru 5. Mustafa Kemal Paşa Sakarya Meydan Savaşı'nı şu sözlerle özetlemiştir. Düşman ordumuzu sol kanattan çevirerek çabuk ve yok edici bir sonuç almak istiyordu. Düşmanı savaşmaya zorlayarak savaşı cephe savaşı şekline soktuk. Ondan sonra Yunanlar merkezimizi yarmak istedi. Ancak başarılı olamayıp savunma yapmak zorunda kaldı. Taarruzlarımızla buna da engel olduk ve böylece Sakarya Meydan Savaşı ordumuz tarafından kazanıldı. Mustafa Kemal'in bu sözlerine göre Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A. Türk ordusunun silah bakımından ve sayıca üstün olması. B. Savaş meydanında askeri harekat ve stratejilerin başarıyla uygulanması. C. Yunan ordusunun sürekli savunma savaşını tercih etmesi. D. Savaşın çok geniş ve engebeli bir alanda yapılması. Doğru cevap B. Savaş meydanında askeri harekat ve stratejilerin başarıyla uygulanması. Soru 6. 1. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etti. Boğazları ulaşıma kapattı. Ülke genelinde seferberlik başlattı. Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu. Buna göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez. A. Ülke güvenliğini sağlamayı. B. Savaş dışında kalmayı. C. Ekonomik baskılardan kurtulmayı. D. Dış borçları kapatmayı.
Doğru cevap D. Dış borçları kapatmayı. Soru 7. Ancak birbirlerinin halinden anlayan, derdine ortak olan, geleceğe birlikte yürüyen, ortak hayali paylaşan insanlar millet olabilirler. Onlar birbirlerine gönülden bağlıdır. Dinleri, ırkları farklı olabilir ama sevinçleri ve hüzünleri birdir. Aynı gaye etrafında birleşir ve geleceğe inançla yürürler. Atatürkçü düşüncede millet anlayışını bu şekilde yorumlayan birine göre bir insan topluluğunun millet olmasında 1. Ülkü birliği, 2. Kan bağı, 3. Din birliği, 4. Duygu birliği unsurlarından hangileri gerekli görülmektedir? A. 1 ve 3, B. 1 ve 4, C. 2 ve 3, D. 2 ve 4. Doğru cevap B. 1 ve 4. Soru 8. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Tarım makinelerinin ülkemizde yapılması, yabancı sermayeye tek el oluşturma yetkisinin verilmemesi, fabrika üretimini yaygınlaştırmak için gerekli kolaylıkların sağlanması, yerli malı kullanımını sağlamak için bazı zorunluluklar getirilmesi. Bu kararların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yabancılara ekonomik ayrıcalık tanımak, B. Türk çiftçisini bilinçlendirmek, C. Başka ülkelere bağımsızlığı azaltmak, D. Geleneksel tarımı sürdürmek. Doğru cevap C. Başka ülkelere bağımlılığı azaltmak. Soru 9. Atatürk ilke ve inkılapları yaşanan tecrübeler ve geleceğe dair hedefler üzerine kurulmuştur. Bu ilke ve inkılaplar Amasya Genelgesi ile başlayan, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile devam eden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ortaya çıkan ulusal iradenin her şeyin üzerinde tutulmasını esas alır. Aynı zamanda hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmeyi kabul etmez. Bu bilgide Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan hangisi vurgulanmıştır? A. Milli egemenlik ve tam bağımsızlık, B. Milli kültürün korunması ve geliştirilmesi, C. Sürekli gelişim ve değişimi öngörmesi, D. Uluslararası ilişkilerde saygı ve eşitliği esas alması. Doğru cevap A. Milli egemenlik ve tam bağımsızlık. Soru 10. Atatürk dönemi Türk dış politikasıyla ilgili bazı ifadeler şunlardır. Gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşulmamalıdır. Devletler arası ilişkilerde dostça yöntemler takip edilmelidir. Siyasi, askeri ve ekonomik alanda kendi iradesiyle hareket etmelidir. Bu ifadeler Atatürk dönemi Türk dış politikasının dayandığı aşağıdaki temel ilke ve esaslarla ilişkilendirildiğinde hangisi dışarıda kalır? A. Barışçılık, B. Gerçekçilik, C. Tam bağımsızlık, D. Karşılıklılık, mütekabiliyet. Doğru cevap D. Karşılıklılık, mütekabiliyet. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.